Elimizle yapalım, sırtımızda çekelim demiş. Şimdi sırat-ı müstakim yolu dosdoğru yoldur. Ve sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Bunu bir kere mutlak olarak, ayetler de var zaten bu konuda. Ya şu söylediğimiz de ayet zaten. Bu mutlakiyet üzerinden hayata ve hadiselere bakarız. Şeytan ne diyor? Ben dosdoğru yol üzerinde oturacağım diyor. İşte şeytan bizim karşımıza hep gelecektir. Ama insan kılıklı şeytanlar, işte bu üveysiler gibi bilmem neler gibi. Ama gerçek şeytan da zihnimizden efendim fısıltı yapacaktır. Böyle süslü cümlelerle bizi aldatmaya yönelik. Hani Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin Kur'an okurken. Niye? Kur'an'ı okuyup anlamak için okuyorsan Euzu besmele çekeceksin. Şeytandan Allah'a sığınacaksın. Çünkü sen Kur'an okurken şeytan fısıldar, sana farklı manalar verdirmeye çalışır. Buna çok dikkat edilecek. İşte sırat-ı müstakim üzerine otururum dediği nokta burası. Sırat-ı müstakim üzeri neredir? Kur'an yoludur. Kur'an yolunda yürüyen bir insan demek ki her an şeytanla muhatap olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu zihnimizde, yani gerçek iblisten bahsediyoruz. Ama bir de insan kılıklı şeytanlar var ki bunlar da ya tasavvuf yoluyla ya bilmem başka farklı şeylerle ayetleri çarpıtarak karşına çıkarlar. İşte bu üveysiler de böyle karşımıza çıkıyorlar. Çünkü bunlar da doğru yolun üzerinde oturan şeytanlar. Çünkü Allah adıyla kandırıyorlar. Allah adıyla kandırıyorlar. Hani şimdi Eminönü'nde giderken bir fakir elini açar size, Allah rızası için bana biraz para ver der. Şimdi bu kişi de belki sahtekardır ama bu senin imanınla oynayan bir şey değil. O da Allah'ın ismini anarak kendine birkaç kuruş para kazandırmaya çalışan gariban bir şey. Ama bunlar imanla, imanı zedelemeye yönelik şeytanlar. Bu çok önemli. Evet. Şimdi Gökhan Sezer, çok sık Kur'an okumama rağmen doğru yol üzerinde durmak için gece gündüz zihnimde savaşıyorum, çile çekiyorum. Ya hiç okumayan nasıl doğru yolu bulacak? Çile güzel bir şey. Nefsinle mücadele etmek muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Elbette yani günahlardan sakınmak için mücadele edeceksin. Ha, bazılarından korunursun. Bazılarına düşersin. Duyguların ağır basar. Düşersin. O da Allah seni affeder zaten. Çünkü sen doğru yol üzerinde olduğun sürece mutlaka tövbe de edersin. Tekrar düşebilirsin. Ne olursa olsun. Ama önemli olan şirke girmeden yola gitmek. Çünkü sırat-ı müstakimin dışı şirktir. Dışına çıktığın anda bitti işin. O dinden eder adamı. O sorgusuz suası cehennemliktir yani. Ama günah, yani küfür ettin, zina yaptın, içki içtin, yani insani haller, nefsi arzuların getirdiği bir takım insani haller yaşayabilirsin. Bu da insan olmanın bir gerekliliği zaten. Melek değiliz ki, Rabbim bizi yaratırken zaten bunu biliyor. Hani siz hiç günah işlemeseydiniz, sizi yok ederdim. Günah işleyip tövbe eden yeni bir nesil yaratırdım diyor. Demek ki Allah'ın af ve mağfiret kapıları hep açıktır. Önemli olan şirke koşmadan, şirke düşmeden, Allah'a eş koşmadan, Allah'ın yanına birini daha koymadan, Allah'la arana birini sokmadan, Kur'an ne diyorsa imani konuda bu noktadan ayrılmadan yoluna devam edeceğim. Tamam, Allah namaz kıl diyor. Tamam, namazını aksatabilin. Yani amelinde bir bozukluk olabilir. Ama imanındaki bozukluk seni cehenneme götürür. Bunun ötesi verisi yok. Amelindeki bozukluk ise affı gerektirir. Allah da affederim diyor zaten. Anlatabildim mi? Ameli bozukluğumuz, yani olur bir oruç tutmayız, yok namazı aksatırız, yok bir gün sapıtır gider içki içeriz. Bunlar amel bozukluğudur. Amel bozukluğunun telafisi var, Allah affederim diyor. Ama neyi affetmeyeceğini söylüyor?
şirk ehlini affetmeyeceğini söylüyor. İşte bizim için kıstas bu. Hele 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 Allah demediği halde Allah demiş gibi gösterenler. Bütün yaratılmışlar nalet okuyacak onları. Allah'ın ayetini çarpıtarak anlatanlar. Tıpkı benim videonun altına çarpıtarak yazdığı gibi. Adam Müslüman değil ki ne? Yazdığı ayeti kerimeyi bile çarpıtmış. Haklı çıkmak için çabalıyor. Mankurt kafa. Bunun neresi Müslüman ya? Hani Bakara'da diyor ya, de ki onlar biz de Müslümanık. İnanma. Neyine inanayım? Allah'ın ayetine hakaret eden, Allah'ın ayetini çarpıtana ben niye inanayım ki? Rahin dediği gibi dini ticaret malı yaptırmışlar. Evet. Kimi nefsinin arzularını şeyhlik taslamak için, kimi mal, para, pul kopartmak için, kimi siyasi emellerine ulaşmak için dini malzeme olarak kullanan çok. Elhamdülillah benden başka. Ya bazen ben bile şüpheleniyorum. Çünkü bazen dua yazıyor, muska yazıyor, 3 kuruş para veriyor. Lan acaba diyorum ben de mi aynı kategoriye giriyorum? Diyorum. Sonra bakıyorum yok ya, ben bir emek veriyorum, çabalıyorum, oturuyorum, dua ediyorum. Bir şeyler yapayım. Allah birbirinize dua edin diyor. Birbirinizin hayrını isteyin diyor. O ayet ışığında diyorum ben herhalde dini satmıyorum, ticaret yapmıyorum. Ya zaten zengin de olmayayım zaten. Bir halt olduğu yok. Beklentim de yok. Yani zengin olmak gibi bir beklentim de yok. Selim Köse, aman Batuhan zaten millet sapıtmak için fırsat kolluyor. Aslında bir tarikat da biz mi kursak Batuhan kardeşim, ne dersin demiş. Ya Kur'an'a gelin kardeşim ya, Kur'an'a gidin. Alın kuzanızı, Allah'ın kitabını okuyun okuyun. Uykunuz gelince göğsünüzde kalsın, öyle uyuyun gidin. Gözleriniz ona yorulsun. Zihniniz ona yorulsun. Aklınız ona çalışsın. Yatarken, yan yatarken, kalkarken, otururken nasıl okursanız okuyun. Okuyun ama fikrederek. Zikrederek. Zaten fikredersen zikir otomatikman fikrin içinde yer alır. Allah'ı fikretmek demek, yani ayetleri fikretmek, Allah'ın zatını değil de hem dünyevi ayetleri, yani yaratılmış şu gördüğümüz kainat ayetini, hem Kur'an-ı Kerim'deki vahiy ayetlerini. Fark etmez yani. Çık bir kuşun bir kuşu nasıl beslediğine bak. Allah'ın ayetidir o. Fikret. İmanın coşsun. Tüylerin diken diken olsun. Rabbin büyüklüğünü tahayyül edemezsin işte o zaman. Onun şeyini yaşarsın. Yani bunu yaratan nasıl biri acaba dersin. Namazda da bunları düşün. Namaz kılarken de bunları düşün. O zaman ibadet daha zevkli olur. Çok bin bir çeşit çiçek yaratmış Allah, bin bir çeşit hayvan yaratmış Allah ve bu yaratıkların arasındaki ilişkilerde aklı hayale gelmeyecek şeyler var. Mesela denizin dibinde bir küçücük balık var. Bir elektrik şoku verdi mi adamı bile öldürüyor. Küçücük bir şey. Ya ben bunları gördüm mü belgesellerde, elhamdülillah imanım artıyor. Coşuyor yani. Ya bazen de böyle farkında olmadan secdeye kapanıyorum. Ya Rabbi sen ne büyüksün, bu nasıl bir şey böyle diyor. Ya hikmetlerin peşinden koşmak ya. Ne o falanın zikri filan fişmahanı, sana ne falanın zikrinden filanın zikrinden ya. Sen kendi Allah'la arana kimseyi sokma, sen zikrini kendin üret. Sen kendin olarak Allah'a git. Yani kendin olarak. Falanın adıyla, fişmakanın adıyla değil. Sen Allah'sın, ben kulum. Sana geldim Rabbim, bitti. Geceyi gündüzden çıkaran, gündüzü geceden çıkaran sensin Rabbim. Canlıyı cansızdan, cansızı canlıdan çıkaran sensin Rabbim. Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran sensin Rabbim. Böyle güzel dualarla, ki bu ayet zaten, bu anlattığım ayet ha. Tamam ama dua da aynı zamanda. Yani Allah'a teslimiyet.
doğrudan teslimiyet. Aracısız teslimiyet. Ha, illa bir aracı mı istiyorsun? Vahiy o işte. Kur'an-ı Kerim. Allah'ın gönderdiği vahiy. Feyzini oradan alacaksın. Bilgiyi oradan alacaksın. Fikri oradan alacaksın. Zikri kainat kitabından alacaksın. Kainat kitabında gördüklerinle içindeki imanı birleştiriyorsun. Ve coşuyorsun. Tarikat kurmaya ne gerek var ya? Her Müslümanın böyle olması gerek. Müslümanım dedin mi mesele biter. Başka bir tarikat kuralım, şunu yapsın, bunu yapalım. Yok bir şey daha. Hayır. Benim imkanım olsa bir mektep açarım. O açtığım mektepte de bunları anlatırım. Yani sizin isminiz şu, yok Üveysi'dir, yok Kadri'dir, yok bilmem Nakşi'dir demeye gerek yok ki, Müslümansınız kardeşim. Bitti ya, Müslüman, Allah bu ismi o vermiş bize. Bir defa Müslümanım demenin dışında başka bir isimle anılmak, kendini öyle takdim etmek zaten şirkin kapılarını açıyor. Ben Müslümanım ama Kemalistim. Yok ya, ben Müslümanım ama, hatta Müslümanım demeye gerek görmüyor. Şafiyim diyor. Hanefiyim diyor. Ehli sünnetim diyor. Üveysiyim diyor. Kadiriyim diyor. Ya niye gerek görüyorsun bunu? Niye dininizi bölük pörçük ediyorsunuz? Ne diyor Allah? Sizden öncekiler de dinlerini parça parça ettikleri gibi siz de öyle yapmayın diyor. Ne diyor 103. maddede, Ali İmran'da 103. ayette? Topluca Allah'ın ipine sarılın diyor. Topluca. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın ipinin Kur'an-ı Kerim olduğunu izah eden, ifade eden başka ayet var. Ne dedik demin? Allah kitabında kendi açıklıyor zaten müteşabih ayeti. Mesela Ali İmran 103. madde ayet müteşabih bir ayet olduğunu düşünürsek, hani Allah'ın ipine sarılın. Ama Allah'ın ipi ne? Ama Allah'ın ipi ne olduğunu başka bir ayette Allah Kur'an olduğunu söylüyor. Demek ki kendi açıklıyor Allah. Ve topluca diyor. Yani topluca ne diyor? Ya isimlerinizi başka vurmayın işte ya. Hepiniz aynı isimde gelin buraya. Çünkü iki ayette de Allah, ben sizin isminizi Müslüman olarak vurdum diyor. E sen niye kendine başka bir isim tutturuyorsun? Niye ihtiyaç duyuyorsun buna? Beğenmedin mi Allah'ın verdiği ismi? Evet. Evet. 3 aydır cep telefonumu attım. 4 aydır çalışmıyorum. Evde kitap ve senaryo çalışmamı tamamlıyorum. TV izlemeyeli 8 ay oldu. Allah'a şükürler olsun. Mutluluk buymuş. İlhamımı Alperen'den almaktayım. Allah hayırlı uğurlu eder. İnşallah Allah devamını getirir. Sonunu iyi getirir kardeşim. İnşallah. Ya Kur'an alimi ol. Kur'an'la madem çok iyi şey yapıyorsun, sen de başkalarına anlatırsın. İşte hep bir böyle böyle insanlar birbirlerine doğru olan şeyi, doğru adresi göster.